Samimi Haber'de Ramazan Kurtoğlu'yla özel. Hocam buradan sığınmacıdan da göçe gelmek istiyorum. Şimdi sadece ülkemizde değil, hepimiz farkındayız. Mahallemizde, işte etrafımızda artık eskiden turizm yerlerinde gördük ama zenciler artık kapı komşumuz olmaya başladı. Tabii ki Suriye'yle başlayan bir sığınmacı yerleşkesi de var. Artık evlerini de alıyorlar, Türk vatandaşı da oluyorlar. Sonrasında işte Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ruslar Antalya'ya gerçekten yerleşmiş durumdalar. Şu an Antalya'daki turizme baktığımız zaman Akdeniz bölgesinde evleri onlara aldılar. Eskiden otellere gelirlerdi. Şimdi hem kendileri kalıyorlar hem eşlere, dostlarına kiralatıyorlar ya da yabancılara bile kiralatıyorlar ki bu da turizmimizi işte etkilemiş durumda olumsuz anlamda. Biz bu göçleri daha ne kadar alacağız? Sadece Türkiye için de konuşmuyorum ama bütün bir dünyada gerçekleşen bu göç dalgasının esas amacı sadece iklim mi, sadece ekonomi mi, nedir ve sonucu nereye doğru gidiyor? Göç dalgası, bu tarihte baktığımızda Mezopotamya, Leviathan dediğimiz bu bölge, Orta Doğu veya diyelim adına ne dersek diyelim. Hı hı. Bu bölge medeniyeti, bu bölge merkezli medeniyet tarihte küresel medeniyetin merkezidir. Burası 5 kez çökmüştür. Ve 5 kez çöken bu küresel medeniyetin iki sebebi, bir sonucu vardır. İki sebebi şudur. Su ve gıda zincirinin ulaşımın kopmuş olması, evet, kitlesel göçleri harekete geçirmiştir. Buna Hiksoslaşma denir. Bu vesileyle çevredeki, tabiri caizse o ifade ediliyor, çapulcu durumundakiler merkezdeki medeniyetleri tarumar ederek küresel medeniyeti çökertmişlerdir. Şimdi tabii küresel ısınma en çok konuşuluyor ama dünyanın bir başka meselesi var. Beşeri ısınma, yani baktığımızda insanlar arası ilişkiler, insanlık, milletler arası ilişkiler giderek ısınıyor. Bu açık ifade etmek gerekirse dijital, hı-hı, ve senkretik bağdaştırılmış, senkretik bağdaştırma demektir. Bir tapınak oluşturulmak isteniyor. Sanal bir teokratik güç oluşturulmak isteniyor. Bu sanal teokratik gücün merkezi de biliyorsunuz 5 tane teknopoli şirketi, biliyorsunuz Facebook, Google vesaire. Bunun aynı karşılığı Çin'de de var. Orada da devasa yapılar var. Şimdi göç meselesi 21. yüzyılda ulus devletleri parçalamaya yönelik, efendim milletleri parçalamaya yönelik bir hadise. O noktada bizi ilgilendiren temeli şu. 1820'de Evangelist, hı hı, Board, Boston merkezli Evangelist Board kurumu bir Hristiyan kuruluşudur. Bunların merkezi efendim Boston'dadır, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunlar önce Malta'ya geldiler. Orada bir matbaa kurdular. Daha sonra bunlar İzmir'e geldiler. O günkü şartlar içinde İstanbul'da önce matbaa kurmalarına izin verilmedi. Daha sonra bir 60-70 yıl sonra da İstanbul'a da geldiler. Daha sonra Gaziantep'e gittiler. Bugünkü PKK'nın temelleri Gaziantep'te kurulmuş olan Board'un, evangelistlerin kurmuş olduğu matbaalarda atıldı. Onu da söyleyeyim. İşte böyle bir yapı içinde evangelistler 1820'de İzmir'e çıkarak daha sonraki zaman içinde, 100 yıl içinde Osmanlı Türkiye'si mülkünde binin üzerinde okul açtılar farklı farklı yerlerde. 1820'de geldiklerinde bu evangelist misyonerler önce Türkleri Hristiyanlaştırmak istediler ama dünyada kolay kolay din değiştirmeyen bir millet vardır. Türkler kolay kolay din değiştirmeyen bir millet. Bunu araştırmış adamlar oluyor. Şimdi hakikaten de Türk insanının inancı sağlam. Problem, hı-hı, orada değil zaten. Değiştirme. Ama daha sonra bu adamlar Ermenilere ve Rumlara yöneldiler. Ermenilere yöneldikleri, mesela bu Osmanlı devlet kendi devletine Sadıkayı Teba dedikleri, Sadık Teba olan Ermeniler, evangelistlerin protestanlaştırdıkları, püritenleştirdikleri, hı-hı, bir yapıyla özellikle Güneydoğu'umuzda Kürt asıllı kardeşlerimizin kadınlarına, kızlarına tasallut ettiler. Onlara tecavüz ettiler. İşte devletin kolluk güçlerini arkadan vurdular.
işte Rusya'nın yardımı, Batı'nın, İngiltere'nin yardımıyla ki bugün başımızı ağrıtan bu efendim Türkler şu kadar Ermeni'yi kesti, bu kadar Ermeni'yi her sene zam yapıyorlar bu kestiğimiz Ermenilere tırnak içinde. Bunun yasan o günkü tarihlerde Van'da görevli olan İngiliz bir diplomat var, sosyolog ve tarihçi Arnold Toynbee. Arnold Toynbee'nin Mavi Kitabı bunların temel dayanaklarıdır. Ama yine Amerika Birleşik Devletleri'nden namuslu bir hoca vardır, İrlanda kökenli. Efendim, Death and Exile, Ölüm ve Sürgün kitabında der ki Türkler Ermenileri falan kesmemiştir. 1820'den 1920'ye kadar Balkanlardan Anadolu'ya, efendim diğer yerlerden Anadolu'ya göç ve savaşlar sebebiyle 5,5 milyon Müslüman Türk can vermiş, 6,5 milyon da göç etmek durumunda kalmıştır der. Justin McCarthy, ben kendisini de tanımak nasip kısmet olmuştu. Tabii Justin McCarthy bunu söylediğinde efendim adamcağız tukak edildi ama Türkiye'de maalesef böyle kendine dost olan, doğruyu söyleyen insanlara devlet ricali her nedense böyle burun kıvırıyor. Böyle bizimkiler böyle mesela bir Türkiye'de bir akademisyene bir öğrenci mektup yazar ya cevap verir ya cevap vermez. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bir öğrenci akademisyene cevap bir mektup yazdığında bir mesaj attığında mutlaka hocam %99, biz de basından bile yazdığımızda çok zor cevap veriyorlar. Sağ olsun tabii. İşte böyle bir yapı içinde beşeri yapı için ısınma söz konusu. Yıl 1994. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde bir toplantıya katılmıştım Cincinnati'de. Orada Alman asıllı bir Amerikalının başkanlığında bir toplantı vardı. Bu toplantı esnasında öğlen yemek yerken iki anekdot gündeme gelmişti. Bu enstitünün başındaki hoca dedi ki önümüzdeki 30 yılda dedi 300 milyon Çinli yerinden hareket edecek dedi. Çünkü Çin o coğrafyaya sığmıyor. Ve bugün baktığımızda zaten bundan 7-8 yıl önce Sayın Putin Duma'da yaptığı bir konuşmada Rus parlamentosunda biz dedi bugün tedbirleri almaz isek çok uzak olmayan bir vadede bu Duma'da Çince konuşulur dedi. Bugünkü baktığımızda Sibirya bölgesinde gerçekten de çok ciddi bir şekilde Çinli varlığı var. Çin kadın ihracı diyor. Kadın evlilikler yoluyla hedef alınan ülkelerin okumuş hali vakti yerinde erkeklerini güzel Çinli kadınlarla evlendirme politikası var. Hocam bu göç. Tabii. Böyledir bu. Bunun üzerine hoca dedi ki önümüzdeki 30 yılda 300 milyon Çinli yerinden hareket edecek. Biz bunları dedi Afrika'ya yönlendireceğiz dedi. Neticede hakikaten 2018'de kızımla Afrika'nın bazı yerlerine gezdiğimizde orada pıtrak gibi Çinlilerin olduğunu gördük. Sonra araştırdığımda gördüm ki Afrika'nın 44 ülkesi adeta Çin tarafından satın alınmış durumda. Nitekim Pakistan'ın bir liman şehri Batılıların bu akılsızlığı yüzünden Pakistan kardeşimizin dış borcu yüzünden üzerine çok gidince Pakistan'da dayanamadı. Efendim bir taraftan da Hindistan baskısı var. Pakistan bu bir limanını Çinlilere 49 yıllığına kiraladı. Dış borcunu ödedi ve Çin o liman şehrinden Afganistan'ın başkenti Babil'e otoyol yapıyor. Evet Babil'e otoyol Kabil'e otoyol yapıyor. Şimdi borç parayı veren düdüğü de çalar diye Nasrettin Hoca'nın bir sözü vardır. Şimdi bu noktada baktığımızda dünyada göç artık bir silah unsurudur. Nitekim DAEŞ, IŞİD yine Batı istihbarat kurumları tarafından tezgahlanıp patır patır sahra altı ülkelerden sınırımıza dayandığında en çok şuna müdahale ettiler. Ekmek ve un fiyatlarına. Çünkü sahra altı ülkelerin Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerin 100 dolarlık ithalatının 55 doları buğdaydan oluşuyor. Benzer durum bugünkü Orta Doğu ülkeleri
efendim Suriye, Mısır, efendim Mısır, efendim Irak vesaire. Bunların buğday ithal ettiği ülke Rusya ve Ukrayna. Peki Rusya ve Ukrayna'da ne var? Savaş var biliyorsunuz. Ha, işte bir taraftan savaşlarla, bir taraftan iklim modifikasyonu, efendim kıtlıklarla dünyayı, insanlığı efendim yeni bir parasal düzene zorlamak için açlıkla, susuzlukla terbiye etme modeli. Zaten 1950'lerden itibaren genetiğiyle oynanmış besinlerle, yani özellikle modern buğday, GDO'suyla oynanmış modern buğday, soya, mısır, tavuk, bunlar bir faciaya dönüşmüş durumda. Bugün baktığımızda işte yakınlarda biliyorsunuz Antalya'da, Antalyalıyım. Antalya'da denize gittiğimde genç çocukların hepsinin böyle kız çocukları gibi göğüslerinin oluştuğu görüldü. Bundan 5 yıl önce İstanbul'umuzda Nişantaşı'nda sadece erkek çocuklarına ameliyat yapılırken, meme ameliyatı yapılırken, şimdi bütün illerimizde erkek çocuklarına ameliyat yapılıyor. Niye? Çünkü GDO'su oynanmış besinlerle, özellikle modern buğday, buğday bir faciaya dönüşmüş vaziyette insanlık için. Çünkü gluten bombası, çünkü şeker bombası, çünkü östrojen bombası. Ve bugün yine böyle bir de bilgi vereyim bu beslenme şeyinde. Türk insanının %20'si şeker hastası, bunun yarısı şeker hastasının olduğunun bile farkında değil. 2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diyabet, şeker hastası tedavisi için kullandığı, ödediği ilaç parası 10 milyar dolar. 10 milyar dolar, 10 milyar dolar. Bu kadar söyleyeyim. Bir facia bu, bir facia. İşte bu yapı içinde göçlere tekrar döneceğim. Anadolu'yu Batı'nın en büyük hayali, mesela Vatikan'ın birinci bin yılda Avrupa'yı Hristiyanlaştırdı. İkinci bin yılda Amerika'yı diyor. Üçüncü bin yılda ön Asya, Anadolu ve Asya'yı Hristiyanlaştıracağız diyor. İşte böyle bir noktaya baktığımızda Hristiyanlaştırılması mümkün olmayan Türkleri din kardeşliği mavalı ile, martavalı ile, evet din kardeşliği martavalı ile bize şu anda yaklaşık 17 milyon dolayında, ki her devletin kurumunda farklı rakamlar ama 17 milyon, 13 milyon, 14 milyon neyse, yani bu rakamın hepsi absürt rakamlar. Yani bu ülke için son derece fazla rakamlar. Türkiye bu yükü kaldıramaz. Türkiye göçmenler için 120 milyar dolar para harcadı ve elde var 0-0. Libya'dan Suriyelileri kovdular, Ürdün'den kovdular. Kardeşim, sen benim ülkemde, ha ben yıllar önce söylemiştim, kadınlara bakalım, çocuklara da bakalım, ama sen 4 tane hanım almışsın, benim vatanıma gelmişsin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının faydalanamadığı haklardan fazlasıyla faydalanıyorsun, hastanelere gidiyorsun, Türk insanı itiliyor, kakılıyor, Suriyeli baş tacı ediliyor, Anadolu'daki üniversitelere doldurmuşsunuz binlerce Suriyeli'yi ve Anadolu çocuğu o üniversitelere girmek için canından beziyor. Efendim canı çıkıyor, ama bunlar, olay şu, göç meselesi, düzensiz göç meselesi, Türkiye'yi kimliksiz bir Müslümanlaştırma. Yani Türk, bakın, millet olmadan, millet şuuru olmadan dindarlığı yürütemezsiniz. Örnek mi istiyorlar? Bulgaristan'da yıllar önce Zhivkov ne dedi? Biz Müslümanız değil ama Türk Müslümanız demeyin dedi. Çünkü millet duygusunu, millet duygusunu kaldırdığınızda ümmet duygusunu çok çabuk yıkarsınız zaten. Yunanistan ne diyor? Batı Trakya Türklerine biz Müslümanız deyin diyor ama Türk Müslümanız demeyin diyor. İşte bunun içinde Anadolu'yu Türksüzleştirme, kimliksiz bir Müslümanlaştırma operasyonu var. Suriyeli, Afganlı meselesi bu. Afganlı yıllarca dağlarda savaşmış, kadın yüzü görmemiş, 20 yıl o dağlarda, efendim elini kolunu sallayarak hocam, sen bu ülkeye, kamyonlarla bu ülkeye geliyorsun. Bu din kardeşi, bu din kardeşliği falan değil kardeşim. Biz eğer din kardeşliği bile olsa 120 milyar dolar bunlara masraf ettik. Tasını tarağını toplasınlar ve Türkiye milli bekası açısından Suriyelileri de Afganları da sınır dışı etmek durumunda. Ha orada yasal Birleşmiş Milletler efendim şeyle gelen, onların sayısı belli zaten. Devlet bunları biliyor ama diğerlerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti milli bekası açısından efendim sınır dışı etmek zorunda. Türkiye'de bir kısım muhafazakarlar, efendim siyasal İslamcı kesimler, efendim şöyle diyor, Kudüs düşerse Anadolu düşer, be ahmak. İstanbul düşerse, Ankara düşerse Kudüs düşer, be ahmak.
Bunları bize satıyorlar. Bu bir ahmaklık politikasıdır. Bu bir din kardeşliği politikası falan değildir. İstanbul, Anadolu düşerse İslam dünyası düşer. Efendim, Kudüs düşer. Ama maksat Türk düşmanlığında birleştiği için, Türksüz bir Anadolu kurulmak istediği için de maalesef bunu din maskesi adı altındaki 200 yıldır özellikle, 200 yıldır Batı, bakınız Batı, kafirlerin kendi yapamadığını münafıklara yaptırır. Sözde Müslüman gözükenlere yaptırır. Frederick Starr'ın Princeton Üniversitesi'nden Kayıp Aydınlanma diye dehşet bir kitabı vardır. Müslümanların 8. yüzyıldan 13. yüzyıla nasıl bir muhteşem medeniyet kurduğunu anlatır. Keşke bu kitabı bir Müslüman Türk yazsaydı ama Amerikalı yazmış. Yani burada hiç olmazsa namuslu bir bilim zihniyeti var ve adamlar yazıyor, önümüze koyuyor. Bugün de gelinen nokta şu. Anadolu'yu Türksüzleştirme kimliksiz bir Müslüman tezgahı üzerinden giriyor. Hristiyanlaştırma tutmadı. Kimliksiz bir Müslümanlaştırma ile Anadolu'yu paramparça etme modelidir bu.